Son yapılan seçimlerde Saadet Partisi'nin milletvekilleri adayları Sayın Altan Tan Beyefendi. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Kamolluoğlu Beyefendi'yi kıymetli konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Her yerde, özellikle de İslam aleminde kan ve gözyaşı var ne yazık ki. Hemen yanımızda Suriye. Şu anda çok ciddi çatışmaların olduğu bir ülke. Hemen yanı başımızda. Öbür tarafta Libya. İnsanlar birbirlerini yiyor. Biraz güneye gidiyorsunuz Yemen. Her gün Müslümanlar birbirlerini bombalıyor. Arakan'a gidiyorsunuz, aynı sıkıntılar orada var. Kendi civarımızda, Irak'ta, bilmem İran'da bu çatışmalar olmuyor mu? Elbette oluyor. Bunların hepsi bizi üzüyor. Tabii kadim bir mücadele Filistin'de ve aynı zamanda Keşmir'de de devam ediyor. Ama bizi üzen ne biliyor musunuz en çok? Bu bölgelerin tamamına baktığımız zaman Müslümanlar birbirlerini katlediyor, birbirlerini yiyor. Biz kendi kendimizi yok etmenin adeta adımlarını atıyoruz, çabasının içine girmiş gibi gözüküyoruz. Dışarıdakiler bizi kışkırtıyorlar, birbirimize düşünüyorlar ama kabahati işleyen biziz. Bunu bir türlü İslam alemi idrak edemedi. Bir araya gelemedik. Ne problemlerimizi çözebildik kendi içimizde, ne de barış ve huzurun tesisi için gayret gösterip bu barışı, huzuru tesis edebildik. Geçmişte barış ve huzurun tesisi önce adaletin sağlanmasıyla olur. Önce bu ülkeyi yönetenlerin, siyasette bulunan insanların lisanlarını, üsluplarını barışçıl bir istikamete teklif etmeleriyle olur. Birisi adalet istedi diye onu suçlamak, birisi barıştan bahsetti diye onu suçlamak bize yakışmaz. Biz suçlandık. Herkese kucak açtığımız için Güneydoğu'da dahil Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla herkesi, bu ülkede yaşayan insanları kucaklamak mecburiyetinde olduğumuzu vurgulayarak söylediğimiz için bizleri de hitap etmeye kalktılar. Ama şimdi hemen mahalli seçimlerin de arkasından hükümet, aslında cumhurbaşkanı, hükümet diyoruz, dilimiz alışmış. Bir kişi var bundan sonra Türkiye'de karar alan, o kararı uygulatan, o da Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi İmralı'da avukatların Öcalan'la temasına imkan sağladı. Arkasından ölüm oruçları vardı, ölüm oruçları durdu. 3000 kişiye yakın insan yine bir oruç protestosu gibi açlık grevi yapıyordu, onlar da durdu. Kötü mü oldu? Yok. Biz atılan bu adımı kimden gelirse gelsin, iktidardan gelmiş. Bunu belli politik maksatla yapmış, ne için yaparsa yapsın, barışa katkı sağlıyorsa elbette destekleriz, doğru buluruz.